Merhabalar Oğuzhan Bey. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Böyle geçiyorum sanırım. Lütfen. Tabii ki. Düğün organizasyonu yapıyorsun. Bir de düğünde sahneye de çıkarsan hepsi çifte kavrulmuş olur. Ay çok güzel. Ne eğlenceli. Merhabalar. Ay Oğuzhan merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Gülşah. Gülşah'ım merhaba. Oğuzhan. Merhaba. Oğuzhan influencer'dı. Influencer. Evet diyebiliriz. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz evet öyle diyebiliriz. Barmenim. Aynı zamanda. Barmenim aynı zamanda çok evet. Çok güzel. Aktif olarak yapıyor musun? Tabii ki aktif olarak yapıyorum. Belli bir restoran... mekanda mı çalışıyorsun? Tabii ki tabii ki. Restoranda Karaköy'de çalışıyorum. Karaköy'de çalışıyorsun. Michelin Ödülü aldı hatta bu sene şefimizde Mevlüt Özkaya kendisi. En genç şef seçildi kendisi. Selamlar, sevgiler. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Oranın barında çalışıyorum. Hemen hemen çalışından beri oradayım. Uzun yıllardır hizmet ediyorum oraya. Bayağı hakimim. Güzel. Ya çok gelmek istiyorum o taraflara da bir türlü kısmet kesinlikle olmuyor. Kesinlikle beklerim. Bu yakada oturunca. Evet evet. Evet sen neylisin Oğuzhan? Ben aslen Giresunluyum. Doğma... O zaman Giresun'a da bir selamlar, sevgiler. Ama İstanbul'da yaşıyorsun. Aslen İstanbulluyum. Doğma büyüme Taksim'liyim. Taksim Hastanesi'ne dünyaya geldim. Taksim Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açtı ve Taksim'de şu anda da orada mı ikamet ediyorsun? Yeni taşındım diyebilirim Bağcılar tarafından. Tabii şimdi eğlence falan deyince düğün organizasyonu yapıyor ve şarkıcıymış kendisi de. Harika, ya, çok güzel. Ne mükemmel. Güzel. Ne güzel, aynen. Renkli, eğlenceli bir masa olacak. Evet, kesinlikle öyle olacak. İnşallah. Filiz de ev hanımı. Ev hanımıyım. Daha evvel çalışma hayatı olmuş ama şu an bir şey yapmıyor. Yapmıyorum, evet. Oğlunu evlendirmiş. Evet, olsun. Teşekkür ama ederim. Ama bak, ben, böyle diyorlar mı oğlunla abla kardeş gibi? Öyle diyorlar, evet. Müsaadenizle. Yaşmacılar, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Merhabalar Filiz Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, buyurun. Başarılar. Çantanızı diyorum. Alayım mı? Peki, peki. Buyurun lütfen. Merhabalar. Merhaba. Ay Zuhal Hanım, merhaba. Ay Seda, hoş geldin. Çok güzel, çok ben mi? Teşekkür ederim. Ben de sizin gönlünüz, için. Ben de gönlünüz, ben de galiba. Merhaba. Ben de öyle olsun. Seda, merhabalar, Oğuzhan. Hoş geldiniz. Gülşah. Merhabalar. Evet, gel. Ne güzel bir enerjiyle girdin. Sizin bayılırım. Enerjiniz alın. Güleç yüzlü, o enerji sizin güzel. Enerjiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Teşekkürler, sağ olun. Nereden geliyorsun Sedacığım? Beylikdüzü'nden. Ay ne güzel ki. Nerelisin? Ordu. Ordu'ya da sevgiler, selamlar. Benden de selamlar memleketine. Peki gidiyor musun memleketine? Ay, tabii ki. Ben. Vallahi ne güzel bir şehir. Çok güzel. Karadeniz, yeşili, Erciğir, mavisi, ayrı güzel. Her şey ayrı güzel. Sen yalnız mı yaşıyorsun burada? Evli misin? Bekar mısın? Bekarım. Annemle yaşıyoruz. Anneciğinle. Evet. Ne güzel. Çalışıyor musun? Evet, eczane teknisyeniyim. Eczane teknisyeni. Evet. Hah, Gürbüz azıcık çıtlatmıştı bana. Eczane teknisyeni tam olarak ne yapar? Anlat seyircilerimize. Eczanede... Gelen hastaları karşılar, evet. İlaçlarının kullanımlarını yazar, ilaçlarıyla ilgili bilgi verir. Hah, o ve sensin. Ve sağlıklı günler dileyerek eczaneden gönderir. Eczane kuyruktu şu an değil mi? İnfluanzalar, betalar. Baya bir salgın var. Hoş geldiniz Onur Bey. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Buyurun lütfen, tam sağdan. Bayağı sağ olun. Merhaba Zuhal Hanım. Aa merhaba Onur, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Buyurun lütfen. Gel kaynaş, tanış yarışmacılarla. Merhabalar. Seda, Oğuzhan, Onur. Seda, Oğuzhan, Onur. Hoş geldiniz. Ve çok memnun oldum. Ve yarışmacının Siliz. Ve bu haftaki kadromuz sevgili izleyenler. Gel bakalım. Tamam, sen nereden geldin? Ben Kadıköy'den geldim. Kadıköy'den. Nerelisin sana da sorayım. Ben aslında doğma büyüme buralıyım. Yani İstanbul'sun. Evet evet, doğma buralıyım daha doğrusu. Bir süre Mersin'de yaşadık. Ailem hala orada. Memur annem, babam, öğretmen. Ne güzel, Mersin'e bir selam söyleyelim. Selamlar o halde. Tabii ki. Evet, hadi herkese hayırlı olsun diye bu hafta yarışma. Her şey güzel olsun umarım. İnşallah. Lezzetler. İnşallah sizin kadar güzel olur. Gözlerimi alamıyorum maşallah. Evet. Değil mi ama? Ama pembe gerçekten Avrasa. Çok güzel. Evet, pembe aslında sizde de ufak böyle tonlar. Masa nasıl? Masanın renkleri nasıl? İçimize doğmuş. Masanın renkleri güzel. Fakat şuralarda biraz ekmek kırıntıları var. Onlar buradan nasıl dökülmüş bilemiyorum. Peçeteler eksik söyleyeyim. Evet, şuralarda. Peçete eksik. Kaşıkların altında peçete yok. Evet. Evet. Sadece burada var. Masalı, serviste masalı örtüde, örtülü masada daha doğrusu. Peçetenin olması çok da aslında önemli. Zaten örtü kullandığımız için servis kurallarına gerek göre peçeteye gerek yok. İstersek getirebilir arkadaşımız. Ama ben Nizam Plus konusunda bir şey değinmek istiyorum. Servislerimiz neyse karşı karşıya bakmıyor. Evet. Şöyle sağa doğru biraz alabilir miyiz Gülşah'ın mesela? Evet. Onur Bey, ricam biraz mesela o tarafa doğru giderseniz şöyle... Ben evet, şöyle şu şekilde servis şöyle. Ha, o sen misin? Gürbüz dedi. Yamuk yumuk durar şey. Simetri hastalığı var. Kendi sen misin? Servisinde. Ha, Gülşah da öyle. Sen şimdi düzelttiriyorsun. İkiniz de mi? Maalesef. Aa. Şöyle. Yani kendi servisinde bir şey görmedim ama dikkatimi çeken bir şey. O zaman ben şöyle mi koysam? Çok şey söylüyorlar. Çok özür dilerim. Şöyle göstermek gerekirse bir ciddi bir dikkatimi çekti sadece. Tamam. Sadece göstermek istedim bu arada, bu kadar. Peki. Onun harici benim bir sorum olmayacak. Yemeğe geçebiliriz.
Afiyet olsun. Ben de söylemek istiyorum. Madem olsan yemeği geçmek istiyor. Yani. Biz şey yapalım yani. Çatal çorbası mıydı? Evet, çatal çorbası. Senin söylemek istediğin bir şey var mı Filiz? Yani siz daha başlamadan yağdırdınız. Yok, ben gördüğüm şeyin eleştirisini yaptım. Evet, yağdırdım. Özellikle söylemedim, gördüğüm bir şey yaptım. Hani yamuktu ve lekeliydi, bu kadar. Yani simetriye, yani ben... Bu, siz de bu stresi yaşayacaksınız. Ben barmenim ama çok önemli bir restoranda çalışıyorum ve restoranın içinden geliyorum. Ve her ne kadar çok içerisinde aslında restoranın olmasam, barda olsam da bu oyunun içindeyim ve servis kuralları benim için çok önemli. Bence şu an Filiz Hanım'a şöyle bir hak doğdu. Filiz Hanım bence gelirken yanına cetvel getirmeli. Cetvelle birlikte tek tek ölçü alarak dizaynlayabilir ve burada da savunma hakkı doğdu bence kendisine. Taban yerini değiştirme olayı zaten girer girmez. Ben işte simetri takıntım var, şöyleyim, böyleyim. Anladık, tamam, yani ayar edecek bir yarışmacısın ama bu kadar da değil. İnşallah sizin masanızda da görürüz. Çok sağ olun. Evet, sizin de gününüz. Tabii ki. Tabii ki. Zaten etmedim, bilmiyorum. Ben böyle seviyorum. Şart da değil. Yani. Kimisi ben öyle uyuyorum. Objeler var. Kimisi mum koyuyor. Kimisi şarlak. Kimisi... Gerçi ne kadar canlı olursa olsun Zuhal Hanım'ın yanında sönük kalırdı. O yüzden sorun yok. Ay, çok teşekkür ederim. Şimdi bir haftanın nasıl geçeceği anlaşıldı. Ve Seda Hanım'ın övgüleriyle geçireceğiz. Bir de onları hazırlayıp mı geldiniz yoksa şu anda doğaçlama mı? Hazırlık yapan Filiz Hanım. Doğaçlama mı? Yok, şeylerim. Tiyatrocu değilim ben. Övgüle yapmıyorum. Gördüğümü söylüyorum. Şimdiden oynamaya başladığınız gibi geldi. Gördüğümü söylüyorum. Bu arada yemekteyse geldik. Sanırım Filiz'e falan geçecek. Siz buradan çıkınca eşofmanla falan fitness'a eşofman takımıyla gelmiş. Eşofman kendisi. Mı? Yani benim bu şekilde bir tarzım var, bilmiyorum. Harika ben... bir tarzınız var, tebrik ediyorum. Rahat olduğu zaman kafam da rahat oluyor. Tebrik ediyorum. Şöyle söyleyeyim, hazırlanıp keşke siz gelseydiniz. Valla ben gayet hazır olduğumu düşünüyorum ben ama. Ben çok hazır gelmediğinizi düşünüyorum. Bütün masada gördüğünüz gibi mavilerin pembelerin arasında sarı rengimle parlıyorum. Keşke parlamasaydınız işte, yani biraz daha böyle... Bilmiyorum, ben böyle influencer olduğum için biraz daha böyle parlak renklerle dikkat çekmek istedim. Allah'tan oturuyorsunuz, eşofman altınızı görmek. Biraz önce gelirken ben istediğiniz zaman kalkıp gösterebilirim. Asla asla. Hayır, yok. Böyle çok iyi. Daha oturdu dakika bir. Yok simetri hastalığı varmış, yok simetri takıntısı varmış. Bana ne ya senin simetrinden? Senin de yarışman olacak, senin de günün gelecek. Yok peçete, hiçbir tane peçetem eksik değil bu arada. Buyurun, buyurun bakın ne kadar rahat. İşte uyum. Rahat. Ama evet rahat. İşte, neden rahatsız olmaya mı geldik? Teşekkürler. Şimdi moda zaten. Bizi tekrar çağırırsanız parti yapalım. Zuhal Hanım zaten. İnfluencer olduğum için, moda olduğum için. İnfluencer eşofman mı giyiyor? Çok yani farklı. Modayı biz belirliyoruz sonuçta giydiğimiz şeyler. O zaman keşke moda yarışmasına gitseydiniz. Bence 50 bin liralık bir yemek masasına, davet masasına bu şekilde gelmesini ben hoş bulmadım. Daha özenli beklerdim. Yani o neydi? Olmaz. Kesinlikle olmaz. Ben böyle bir şey kabul edemem. Umarım benim günümde böyle bir kıyafetle benim masama gelmez. Gelirse de bu beni çok rahatsız edecek ve ben bunu mutlaka dile getireceğim. Buraya gelişi güzel spor ayakkabı, gelişi güzel eşofman takımıyla asla gelinmemesi gerekiyor. Eşofmanla da gelebilirim. Bu benim kendi kıyafet tercihim. Ben onun üzeri lekeli kırışık elbisesine hiçbir şey demedim masada ama böyle konuşmamı istiyorsa ben de bunu konuşurum. Yarın da ona inat gri eşofmanla geleceğim. İnfluencer olması beni kesinlikle ilgilendirmiyor. Burası bir yemekteyiz programı sonuçta. Buraya ciddi bir kıyafetle gelmesi gerekiyordu. Bu işine olan kişinin saygısıyla alakalı bir şey. Evden çıkmış buraya gelmiş.